Hepiniz hoş geldiniz. Onur ve çevre Allah razı olsun. İsmail Müşri Efendi misafir oldunuz. Allah razı olsun. 11-10-1943 esas soy ismim Erdemez ama halama evladım anneve oldu. 11-1943 doğum. 61'de halama evladım anneve oldu. Öz halam. Seyide Muştu'ya tabii. 5 kardeşiz biz. 4 oğlan bir kız. Hepsi 3'ü rahmetlik oldu. Bir abimle ben varım hayatta. Erdoğan Muştu. Allah hepimize sağlık ömür versin ya Rabbi. Severiz Berber İsmail dedin mi? Berber İsmail Muştu herkes tanır. Tanımayan yok ki. Ben tanımıyorum. Onlar tanıyorlar beni çoğu şimdi. Ben 1955'te orada bir diplomalı ya, ben 54'te teyze oğlumun yanında yaz dönemi başladım. İsmail Şimşek'in Birlik Çarşısı'nda, Şentürk'ün kahvenliğinde Ali dedemin dükkan. Orada yaz dönemi 55'te bir fiil artık mezun oldum. 56'da Mayır Aygün'ün yanında başladım. Bizim de babalarımız esas köyün 1900 ilk Sırp Harbi'nde Saraybosna'nın Tatlıca kasabından gelme baba tarafım. Ana tarafım tamamen yerli buralı. O zaman soy isim yok. Babuşu Hüseyin Usta. Annemin babası İsmail oradan koyuyor. Bütün hepsi İsmail koyuyor. Bütün dayımlar da biz de. 4 evlat bırakıyor. 18 var. 9-15 Çanakkale şehidi İsmail. Şimdi büyük dedemin, babuşu dedemin hatta dedenine giderken onu ben yazdırdım, gösterdim, orada okuttum, Osmanlıca yazılı. Berber İsmail Üstü'nün Çanakkale şehit olan dede babası, babuşu Hüseyin Usta diye yazdırdım, koydum Türkçe'de. Yazıyı koydum oraya. Yani annem zaten burada, o zaman kuaför falan yok, bütün sünnet evlerini, efendim çeyiz evlerini, gelinlerin yüzlerini annem yazdırdı. Zühre. Halk dilinde Zühre, nüfusta Zehra'dır. İlkokulunu anlattık. İlkokulumuz iyiydi bizim ya, o zaman. Sefesler küçük, kaynaşma var, sevil. Biz de öyle kardeş gibi hep, gerçi yine de öyle ama o zaman çevre dar, yokluk var. Dediğin gibi işte bak annemiz hep beraberiz o zaman. O Mehmet diyor ki biz Akın der topar, onun hayatı sakattı bildiğin gibi. Bayağı sakattı. O İlkerler, Milkerler, Günay Beşir'in, Berbat'ın, Mehmet'in Günay, Hatice, Berbat'ın Hüseyin, Hatice Eygül. Hep okul arkadaşı onlar. Hatice Ercan bu şeyin bizim, Hafız Osman Ali'nin, Enes'in annesi. Hep onunla okul arkadaşlar. Ay Yıldız var ya, o Yunan zamanında karakolmuş orası. Sonra Korebil zamanında onu otel olarak aldı, kıraathanedi. İçeride de ustamın halasının kocası Berber Bahtiyar vardı, berberlik yapardı orada. Orada Bahtiyar, İzmir'e kaçtı onlar. Nalbatoğlu'nun, öyle ters adam ama Fatma abla çok hanımdı. Nur içinde yazsın. Onlar, o zamanlar ellerinde büyüdük. Da ben 40 sene albinasında durdum. Zekilen. 76'da Bahri abiden devraldım. Ethem Çal'ın zamanında işte 1900 bilmem kaç yılına kadar orada durdum. Ne zaman hal yıkıldı, ondan sonra geçtim o tarafa. Arkada da bizim şey vardı, PTT. Bu fırının arkasında dar bir yerde, o Goyun Osman'dan yan orada da. Şimdi acil bir durumun oluyor tabii. Burası santral. Geliyoruz, Alman hastanede bir yakınım var değil mi? Hastanede İzmir'de bir santralim var. Velhasıl geliyorsun oraya, ulaşamıyorsun. Şimdi Aysun yalvarıyor İzmir'dekiler. Ya çık aradan sen Allah aşkına diyor. Çık diyor, yalvarıyor böyle. Aradan çık yani de konuşturalım diye. O zaman o manuel telefonla yırtınıyor ama koca boryadan bağırarak. Aysun hakkı ödenmez. Millet hemen koştum ona, aman Aysun işte hastamız var. Yok, imkanlar kısıtlı o zaman ya. Gerçek bu yani. İşte bize bu cep telefonu rahmetli Özal'ın zamanında geldi bu uydulardan şeylerden. Yoktu o zaman işte. Burası PTT'di. Orada hatta o Hamza'nın altta da Binali Bey mi neydi onun ismi galiba, PTT müdürü vardı orada. Hamza'nın fırının olduğu yerde. Sonra fırın yaptı Hamza orayı. PTT orayı olarak kullandı. O zaman böyleydi. Yok şimdi her şey teknoloji anında görünüyor. Dağda şeyden çek. Selfie çekince dağdan aşağı düş. Bak nasıl gülüyor seni de Allah'ım yarabbim. Kızım da gülüyor. Ya güzel Allah'ım. Ben eksperlik de yaptım. Alın tüfekçi aldım kaç sene. Yaşar'ını aldım. Ondan sonra Özal'lara yardımcı oldum bir sene. Dediğim gibi onlara. İşte var orada bak festivalde ödül alırken. Ya bir şey söyleyeyim mi? Seni sen değil sen eller medetsin derler. Menfaat ikinci planda kalır. Para kazanırsın ama iş iyi bir intiba bırakmak önemlidir. Para ne olacak? Para araçtır. Ama ille bu nefes sayılı Allah katında biz bilmeyiz. Nefesimiz sayılı. Eskiden büyüklerle oturduğun ettiğin zaman bir muhabbet, sevgi, konu, komşu da bir dayanışma vardı. Bu kat geldi ya. Kat olayı geldi, bu mülkiyet dalgası bitti, bir de bağlar, şeyler hepsi böyle bu şey oldu, narıncaya döndü, biraz gelir de arttı. O Anadolu'da akım gelince buraya, komşuluk falan, sevgi, saygı bitti kız. Yani şimdi kahveye oturun büyüklerden, hiç öyle onlardan bir muhakkak bir şey öğrenmeye çalışırsın. Mekan açtığım zaman yani mesela ben 65'te açtım, 1-3-1966'da vergiye girdim. Ben 54 senesinde dedim ya, baştan söyledim ya, 54'te teyze olunca, 55 mezun olunca da Mayır abimin yanında, Mayır Aygün'ün. O büyük insanlarla bir şeyler kapmaya çalışırdık biz. Hani hisseye kısa derler. O zaman bambaşka bir bağlılık, bambaşka bir muhabbet vardı, saygı vardı büyüklere karşı. O Fuat Akınlar, Yusuf Akınlar, meclis üyesi, efendim, Yusuf Akın'ın Fuat Akın, Yusuf Girgin, Cehti Temeseder, Hüseyin Taranlar, bunlar hepsi meclis üyesiydi. O zaman belediye başkanlığı, o zaman da belediye başkanlığı.
konuşturmazlardı. Öyle orayı, ne diyorsun sen? Rahmi abi bak, Mustafa Gür de belediye başkanlığı yaptı. Kim biliyor musun? Ergon'un amcası istifa etti. Ondan sonra Rahmi abi, Rahmi'den sonra efendim Tayyar Ohan sizin. Tayyar'dan sonra Ethem Çalış, Ethem Çalış'tan sonra Cumhur Gürüz geldi. 3 sene yaptı. Tahtatla indirdiler onu ben. Bak 3 sene. Onu, o benim arkadaşım, o benden 3 yaş ufak. Darbe oldu ya. Darbe olunca muhtıra verildi. Muhtıra olan aldılar onu görevden. Öyle şey yok Allah'a. Onu biz ne kadar koştuk ona ben. Ben en büyük şey bakın. Şimdi Şükrü Akkan'a rahmetliye milletvekiliydi. Mektup yazdım o zaman. Bu baraj dalgasını. Bakın baraj bana yazdı işte çalışır falan filan. Seferihisar Lise'yi Allah razı olsun o adam sebep oldu kurdurdu. Şükrü Akkan kurdurdu. İnanın bak sorun hakkı ödenmez. Hele Necdet artık neler neler yapmış şu hayırlar. Uzatmayayım liseyi kurdurdu. Şimdi yokluk vardı o zaman. Evet ortaokul işte. Ortaokul o zaman nereye? Şükrü Akkan dediğin gibi ileri görüşlü insanlardı onlar o zaman. Hem didişirler hem de kaynaşırlar bak. Muammer Reis'ten şeyden böyle münakaşa ama kavga yok. Bak şimdi baraj yapıldı sonra ANAP zamanında şimdi unutamamızı Kaya Erdem geldi başbakan yardımcısı. Mehmet Emin, Cumhur Gürüz yürüyorlar. Halbinaz'ın üstüne çiçekler. Benim dükkan elimde ustura benim ben çıkmışım. Yakın korumalı beni. Bak yüksek sesten bir nasıl tellalık. Bana bak kardeşim dedim sel gibi millet geliyor arkasından o zaman biliyorum particiliği. Ben dedim sayın bakanıma suikast yapacak demiyor. Ben Seferihisar için dedim özel bir şey istiyorum memleketime dedim. Gerçek olan bir şey istiyorum dedim. Bırakın dedi hemen seninki. Çıktım sayın bak tanıttım kendimi. Sayın bakanım hoş geldin. Seferihisar en acı sorun dedim. Ne bileyim bakanım dedim ben. Baraj dedim ben. Şükrü Bey'e dedim bizim abimize yazdık. Hala baraj yapacak. Bu millet kanalı ova gidiyor bizim dedim. Söz evlat dedi. Ben bu barajı Seferihisar yaptıracağım dedi. Bak Kaya Erdem ölmedi galiba da. Mehmet Emin'sa Cumhur Gürüz rahmetli oldu. Onu hiç unutmam. Elinde ustura. Seninki sanatçıya ben adama yakın korumu engellemeye çalıştım. Çekil yahu dedim ben. Ben herkes tanıyor dedim. Onu hiç unutmam yani. O zaman demek ki çok güzel muhabbet var ki adını Birlik Çarşı. Ben orada Birlik Çarşı'da başladım zaten. Teyze oğlumun orayı, o dükkan Birlik Çarşı'da, Balcılan Sokak, Muhtar Helvacıoğlu'nun, Selikoğlu Sabirler'in, Adem Özatay'a kadar, Güran'ın babasına kadar o camiye kadar orası Birlik Çarşı'dı. Az ileride Nalbat Ömer'le han vardı orada. Han vardı sağda. Bilir o caddeye tezgah çoktu. Ama kaç yılında birlik kondu? Ben çıktığımda adı Birlik Çarşı. Bu hükümet caddesi de yeni çarşıydı. Yani Merkez Lokanta karşısı yeni. Zaten lokantanın olduğu yer. Şimdi orası Berbat'ın üstünün, Eyükül'ün kahvedi orası. Ön tarafı. Arkası orası ağalar oturuyor. Nergüle içerlerdi orada. Havuzlu, rengarenk çiçekler, o ortancalar, enbayın o dalyalar. Anlatamam orayı. O ağalar otururdu oraya. Seferihisar'ın kalburdu insanları. Hele o ön taraftaki içe kahve Baculo Sabri da işledirdi orayı. Sabri, bu Şükrü'nün dedeleri İbrahim'in babası. Baculo Sabri değil. O işledirdi. Hep ağalar oraya oturuyordu. O zaman benim çocukluğumda içeri girdiğinizde o camlar rengarenk böyle. Öyle temiz, öyle kırat. Yunanlardan kalma böyle işte taşlar dibinde. Bizim Çola Gölü'nde Giritli kızları vardı kız sanatının dibinde. Yerler hep böyle siyah beyaz yuvarlak şey, oval taş döşenik. Kahvenin içi öyledi. Rengarenk böyle o şimdi Ayasofya cam işte de yani Sultanahmet'te falan yeni camide var İstanbul'da. Öyle camiler rengarenkti o Hüseyin Eygül'ün kahve. Filizi yeşil bir boya vardı orada bak bütün çerçevelerde filizi. Çok açık yeşil filizi. Hiç unutmam onu. Arkada da çıkış vardı Hana yine orada. O ne zaman istimlak edildi? Önde anaca bir numaralı Enver Yoldaş'ın dükkanı vardı. Sonra burada bu parkın olduğu yere ayrı bir park vardı orada. Şimdi nereden nereye geçiyorum? Ali Taran'ın bu ana parkın. Şimdi Gülpınar'ın olduğu dükkanları oraya Sinebe'n verdi belediye onlara o muhtara kadar. Enver'in birinciydi. Hacı Rüştü'nün yanında. Arkada Ekrem dayının bir şey vardı. Bakkal Ekrem'in. Onlar hep oradan sıraya verdi işte. O bahçeli dükkanda Züberler orada Enver'ler hep oradan kura çektiler. Arkada da orası okalipüs, koskoca okalipüs oraya Laz Süleyman aldığı şeyden belediyeden de inşaat yaptı oraya. Altını oydu da. Çok yüksekti okalipüs orada. O kadar böyle meydandaki çınar gibi. Meydandaki çınar rambe kesti. Belki 800 bin tane vardı o. Meydanda büyük bir çınar vardı. Esat Çarşı meydan. Bir de çarşının Hetem'in dükkanına vakıf. Ben o bir fotoğrafım vardı bulalım size vakıf kahveyi gösterecektim. Vakıf kahve önünde Bekçi Hayri Genes, oğlu Sabahattin Acuna işletti. Ondan sonra da Mehmet Ali Çoban, Hamdi Çoban var ya Lütfi Çoban. Ondan babaları o şimdi Geyt'in Ethem'in dükkanında vakıf kahve vardı sevgilim. Orada böyle uzunlamasına tam Ethem'in dükkanının ondan oraya. Burası Ethem'in dükkanı olduğu yere Kapıgran Ali amca Cehti'ye aşçı üstünlerden alıyor satıyorlar 35 bin liraya. Bana Cetre Bey kendi anlattı. Şu dükkanla neten oldu? Aşçı üstünden dükkanımış. Onları vakıfı iyi o fotoğrafı verdiğim bir yere kim aldı bulamadım. Size onu verecektim ben. Çok eski.
Orayı Rambe dikti o dutları. Rambe Ergon dikti o dutları, o şey var ya, o dutların altı, o yetişti, herkes orada yerlere oraya oturuyorlardı. Dutların altı diye orada muhabbet oluyor, orada güzel serinlik oluyor orada dutların altı diye. O dutları hepsini Rambe dikti Allah razı olsun. Şimdi bu baş köşede taksirlerin arkasında köşede camlı kahve vardı. Rifat Ağaç çalıştırdı Kore Birliği zamanı. Köşede böyle nasıl değil mi? İşte şimdi yapıyorlar hani Pima Pennen falan ya. Cam ekranını Rifat Ağaç çalıştırdı. Bu Bülent Ağaçların babaları. Karşı tarafta bir ufak büfe gibi vardı. Şimdi bu muhtemelen de bir yol var ya. O yol çok dardı. Yine aynı bu şimdiki duvarlar, eski hatırlarsın duvarları bizim parkın. O duvar gibi ayrı bir duvarla vardı. Onu işte orada birkaç mezar da vardı. Onları kaldırdılar. Belediye orayı bunlara verdi. Arkasına da sattı. Laz Süleyman'la ev yaptı oraya. O dükkanları belediye verdi oraya. İstimlaka karşılık verdi. Şimdi Dündar abiler o zaman gıda pazarından, kestane pazarından şeyde gitti, taşçılar içinden. Kamyon otobüs zor geçerdi. Tenteye vurarak giderdi hükümete. Yani o kadar dardı orası. Pazara gelirken de şimdi bu Enver Bey'in önünde Hacı Rüştü'nün evi vardı. Altı kıraathanaydı. Necat Yetişkin işte diyordu. A tarafı zor geçerdi pazara. Çınarla yer hiç oynamadı. Hiç. Nuri Türk orada köşede bakkaldı. Köşede. Onların tam sinemanın köşesinde ilk Nuri Türk vardı orada. Nuri Bey. A tarafı zor geçerdi pazara. Çınarla yer hiç oynamadı. Hiç. Nuri Türk orada köşede bakkaldı. Köşede. Onların tam sinemanın köşesinde ilk Nuri Türk vardı orada. Nuri Bey. Evet. Orada bakkal köşe. Sinemanın bu tam köşe var. Tam bu köşe var. İşman köşe var ya. Orada Nuri Bey vardı bakkal. Velhasıl işte o istimlak olunca kahve gidince Lütfü abi oraya hem lokanta yaptı. Yani o zaman şey üstünde otel yaptı. Otel yoktu. Oteller kapandı. Öbür taraf iş oldu. Yıkıldı. Narbot İsmail de zaten yapmadı artık. Bıraktı. Lütfü abi oraya yaptı. O da. Mandenci, Ahmet, Adem Sümer, Ali Çobanlar, Arifler, Marifler hep oraya gelip kaldılar o zaman. Yoktu ki otel. İşte o Kore Birliği zaman ama İsmail Hakkı, İsmail Nalbotoğlu'nun oteli vardı. Kore Birliği'ne. Gelenler orada kalıyordu. Yoktu başka otel. Eşimle ben 1970'te evlendim. Komşumuz, bahçe komşusu rahmetli halam, eşim Emine Muştu. Şimdi bahçemiz komşu. Biz rahmetli halam bacula sadığın yeri alıyor bahçe. Sağımız da onların, solumuz da onların dediğin gibi. Ben tabii genç zaman evlendirmek istiyor, ben daha evlenmem diyorum. Şimdi ben evlenmem. İşte şu bu falan bir gece bir de böyle gittim geç vakit. Oğlum dedi ben bu komşunun hiç aklımda elimde Allah aşkına hiç yok. Ben dedi sen bilirsin demişim ben. Bak benim şimdi bahçemin şimdi bu bahçe benim yola sıfır. Burada da onların şimdi bir Fadime'nin üzerinde. Zeytin ağacı dibinde bunu da çapa dinleniyorlarmış. Gitmiş onlara aba diyorlar. Bu Seyda aba diyorlar tabii o halam o zaman saygın. Manifatçı olduğundan konumu da iyi burada. Velhasıl gidiyor buyur Seyda aba ben de hayırlı bir iş için geldim diyor. Ne o ben oğluma sizin kızı istiyorum. Aa, diyor, nasıl olur filan aynı böyle. Rahmetli sene 69. Her neyse ya, diyor. Muhabbet ediyor falan. Öyle düşünemeyiz. Hayırlısı inşallah olur diyor. İş yaparız diyor. Hilmi abine soruyorlar. Hilmi abine Sülük abi tabi abasının Naciye dezemin öz dezesinin oğlu. Aba demiş. Sen ne yapıyorsun? Ne düşünüyorsun ya? Çarşıda demiş. Seyda Bey sen bilmiyorsun. Çarşıda dükkanı var. Terbiyeli bir insan. Ondan izin bulacaksınız diyor. Beyazı nasip oluyor. Şimdi o zaman girmek çıkmak evlere sevil biliyorsun. Hatırlarsın yasak. Şimdi ben gidiyorum. Yurdayar ablanın annesi baktım. Şimdi koca avludan girdim. Kapıdan bizi gözetliyor. Bak sen. Annem de aldı çamaşır ki nur içinde yatsın. Annemler halk dilinde Feyze ama mintahadır nüfusta kayınvalidemin. Anne dedim buyur biz nikah yapacağız dedim. Neden? Anne dedim bak kapıdan girdin dedim. Hatçaba bizi gözetliyor dedim. Belki bir yanlış bir şey yaparım. Benim bu eşim namusum öyle mi? 3 aylıkken biz hemen nişan yaptık. 70'te de evlendi kızım nasip oldu. Allah işte 4 evlat verdi. Büyüğüm Züre biliyorsun o 71 doğumlu. Arkadan Sümeyra doğdu. Arkadan Feyze en küçükler Gülsüm. Ona da doğum yapıyor. Yıldız avladı değil mi hacı? Haber gönderiyor. Ninenizi rüyamda gördüm diyor. Benim adımı koydum. Hacı Gülsüm'ün adını, Hacı Halim'in. Hani annemin, kayınvalidemin annesinin adını koyduk ona. İşte böyle. 52 tam 52 sene bitiyor Sevil. Ne olacak? Evliliğimiz. Amin. Allah nerede varsa inşallah. Rabbime sonsuz şükürler. Ben 4 kızım var. Hiç yermedim. Hani oğlum olmadı diye. İnan bak. Hiç. Çok çetiz davrandım. Yeğenimin birisini çok dövdüm. O gençliğin verdiği şey bana sor bak kendisi namaz kılıyoruz. Ya Rabbi dedim eğer hayırsız olacak bana erkek evlat nasip etme dedi. Sor yalanım varsa hiç çok özür dilerim geride gidiyor. O namaz ayrı görüyor bu şekilde. Belki hatayı onu yaratan bilemem. Belki ona inşallah vermedi. Yeğenin birini çok dövdüm. Yönde dövmem. Komşudan şeker alıyor. Şekeri söylemedi diye Mahmut abi aldı elimden. Şimdi çok da evlendiği çocukları var. Yüksek hemşire bir tanesi mesela. Yeğenim yanında o benim kalfamdı. Para bozdurmaya gönderiyorum. Oradan kavanozdan kendi malı gibi alıyormuş. Fuat abi de bak eski insanlar. İsmail şekerinden değil. Yarın dedi başlar böyle böyle doğru söylüyor. O zaman
bahsettiğim 66-67'lerde bu olay. Çünkü 67-67'lerde. Onu çok şükür namuslu yetişti. Bak şimdi evlendi, bakma çocukları falan var. Hani o ondan işte bilir ki belki hata, onu yaptım o hatayı. Ama hiç yermedim yani, benim oğlum olmadı hiç inan seni. Rabbime şükürler olsun. Thank you.